Değerli dostlarım, öncelikle sayın hocam, hocalarıma katılıyorum. Bu 80-90 yılını bulacağız. İnşallah 100. yılda kutlayacağız. Ama böylesi bir hareketi yeniden ele alıp Samsun'dan başlayarak değerlendirme girişimleri hukukçulara yakışır bir şey. Ve ben Barolar Birliği'ni, Samsun Barosu'nu ve civardaki bütün baroları kutluyorum. Kendilerine içtenlikle sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. Bu gerçekten çok anlamlı bir hareket ve hukukçuların bunu başlatması. Çünkü hukuk olmadıkça bir devletin yürümesi, sürmesi olanaksızdır. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra karşımızdaki mesele şudur. 200 yıllık bir Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve hepimizin çok basit bir şekilde klasifike edildiği gibi yükseliş, durgunluk ve artık çöküş veyahut da çöküşe doğru gidiş dönemi diye klasifike ettiğimiz bir dönem var ve 200 yıllık bu dönemde Osmanlı artık hasta adam, Avrupa'nın hasta adamı olarak kabul ediliyor. Ve Birinci Dünya Savaşı paylaşım savaşının, emperyalist paylaşım savaşının sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, bir ateşkes anlaşmasının çok üstünde içerikler taşıyor ve parçalama, bu imparatorluk topraklarının parçalanmasının bir hukuki altyapısını ve belgesini ortaya koyuyor. Nitekim parçalanma da hemen başlıyor. Birinci oturumda da söylediğimiz gibi tabii konuyu yürüten İngilizler önce Musul. Sayın hocamın da ifade ettiği gibi Musul'da direniş gösteren Ali İhsan Sabis Paşa'yı da geri gelmez tutuldu. Yani bu şeyi gösteriyor, açıkça maksadı gösteriyor. Taksirli suç maksadı gösteriyor, açık ve net. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul adeta şeyini kaybetmiş vaziyette. Yani düşünce sistemi alt üst olmuş. Burada bir önemli gördüğüm bir hususu ifade etmek istiyorum. İstanbul'da aydınlar bile hiç kimse bu işin bağımsızlık mücadelesi yapılarak bir kurtuluşa doğru gidileceğine inanmayı bırakın kafasından bile geçiremiyor. Şimdi bakın, bir Wilson Prensipleri Cemiyeti var. Wilson Prensipleri Cemiyeti Aralık Kasım ayında kuruluyor sanırım. Kasım ayında. Yani Mustafa Kemal'in gelişinden hemen sonra kuruluyor. Şimdi bakın, gayet açık koyalım. Kurucularını sayıyorum size. Aklımda kalanlar. Kurucuları o günkü basının en önemli kişileri. İşte Ali Kemal de var, Refik Cevat da var, Akşam Gazetesi'nin yazarı, sonradan Dışişleri Bakanı olan Necmettin Sadak da var. Ve evet, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlayan Cumhuriyet Vakfı'nın ben başkan yardımcısıyım.
O günkü Cumhuriyet Gazetesi'nde Yeni Gün gazetesi var. Yeni Gün'ün başında da Yunus Nadi var. Hani meşhur Kuvayi Milliyetçi dediğimiz Yunus Nadi'de bu Wilson prensiplerini kuran cemiyetin üyesi, yönetim kurulu üyesi. Yani isimlere baktığınız zaman şaşırıyorsunuz ya, nasıl olur? Nasıl olur? Çünkü o günkü psikolojiyi, o günkü şartları, o günkü koşulları düşünmeniz lazım. Herkes bir yerden bir şey umut ediyor. Daha sonra tabii onlar kendi yollarını buldular. Nitekim Yunus Nadi kaçtı. Gazetesini kaçarken gazetesi matbaayı her matbaanın her parçasına bir numara koydular. O parçalar söküldü. Merkeplerle Anadolu'ya taşındı. Sonra da yeniden kuruldu. Ve Anadolu'da Yeni Gün gazetesi çıkarıldı. Bu örneği vermekte kastım şu. O günün koşullarında herkes bir şey umut ediyor ama hiç kimse bir bağımsızlık savaşı düşünemiyor. Bir örnek daha vermek istiyorum. Yani bağımsızlık savaşını hiç istemeyen ve İngilizlerin himayesinde ancak yürüyebiliriz diyenlerden birisi de Refik Cevat'tır. Refik Cevat Ulunay. 150'likler listesine girmiştir. Refik Cevat'la Mustafa Kemal'in bir röportajı var, bir söyleşi. Şimdi Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi Mustafa Kemal geldi. 10-15 gün kadar Pera Palace Oteli'nde kaldı. Daha sonra bir tanıdıklarının evine taşındı Beyoğlu'nda. Daha sonra da Şişli'de şu anda müze olan eve taşındı. Şimdi Refik Cevat'la Mustafa Kemal bunu yaparken İstanbul'da bütün şeylerle, bütün düşünce temsilcileriyle ilişki halinde. Hem iddiaçılarla, hem iddiaçılara karşı olan ahrarcılarla, Yeni Hürriyet Partisi'yle, İngilizlerle, Fransızlarla, hatta İtalyanlarla. Mesela İtalyanlarla yani ilişkiler çok ilginçtir. İtalyanların komiseri, siyasi komiser Conte Sforza kendisini çağırır ve kendisine para ve araç gerek silah öneriyor. Ben diyor tetkik ettim. Herkes sizi öne sürüyor. Gidin. Madem diyor şeysiniz. Gidin çete bir Kuvayi Milliye'ye teşekkür ettirin. İstahis. İzmir'de diyor. Ege bölgesinde. Arkadaşları Mustafa Kemal'e yapalım diyor. Fethi Bey dahil. Fethi Okyan. Mustafa Kemal bunu reddediyor. Bir defa diyor taşeronluğunu kabul ederseniz bir ülkenin, bir devletin taşeronluğunu kabul ederseniz artık onun emrine girersiniz. Bakın normal düşünenler ya gidelim diyor. Ama Mustafa Kemal Anadolu'ya geçip Anadolu'dan bunu geçirmek istiyor ve dünyanın emperyalizme karşı ilk mazlum devlet ülkelerini savaşır. Şimdi buraya bu çerçeveyi koyduktan sonra bir de çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Yine herhalde 3-4 dakikam var değil mi? Şimdi bak İngilizler 13 Kasım'da gelmişler. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan. Özellikle İngilizler, Fransızlar ve İtalyanların casusları, gizli teşkilatları, işgal kuvvetleri İstanbul'da. İşgal kuvvetleri. Resimleri var. Yani Boğaz'a hakimler. İstanbul ikiye bölünmüş vaziyette. Birisi Pera, Beyoğlu. O bölge Burç patlasın, çal oynasın. İşgal kuvvetlerinin şeyleri, subayları. Sodom Gorame, Yakup Kadri'nin çok meşhur bir romanı vardır. Yani her türlü çirkeplik, her türlü gece hayatı. Öbür tarafta da Fatih'te, Aksaray'da hüzünlü bir Türklerin
hüzünlü bir şekilde bu düştükleri kötü durumdan kurtuluş için çırpınışları, üzüntüleri, hiçbir çıkış yolu yok. Ve kadınlar, çocuklar sokaklara çıkmakta korkuyorlar. Çünkü sokaklara çıktığı zaman İngiliz askerleri, İngilizler ayrıca Müslüman askerler de getirmişler sömürgelerden. Şimdi böyle bir durumda çok ilginç bir, şimdi Sayın Celal Bügel paralellik kurun diyor ya, ben paralellik kuracağım ama bir şey anlatıyorum size. Bir, İngilizler önce itibarsızlaştırma kampanyası açtılar. Nasıl açtılar? Nigehban Cemiyeti'ni kurdurdular. Nigehban Cemiyeti İstanbul'da eski alaylı subayların kurduğu bir cemiyet. Alaylı mektepli subaylar çelişkisi vardı biliyorsunuz son Osmanlı'nın son döneminde. Nigehban Cemiyeti başladı saldırıya. Kime saldırıyor? Bu son Birinci Dünya Savaşı sonunda ordu kumandanlığı yapan generallere saldırıyor. Öyle saldırıyor ki bunlar diyor, bunlar aynı zamanda vagon vagon paralar diyor kaçırmışlardır, hırsızlık yapmışlardır. Bu saldırılarda Mustafa Kemal de nasibini alıyor. Ona da saldırıyorlar. Arkasından Mustafa Kemal'in kullandığı arabayı elinden alıyorlar. Arkasından Cevat Abbas baş yaver, onun yaverliğini de alıyorlar. Mustafa Kemal şey kalıyor tek başına. O bu yetmiyor. İtibarsızlaştırma kampanyası yetmiyor. Gelen kumandanlar biraz önce Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi hemen hapse atıyorlar. Tutukluyorlar. İleri gelen İttihatçıları tutukluyorlar. Fethi Okyar'ı ve bunun gibi birçok ileri gelen kişiyi tutuklayıp Bekir Ağa bölüğüne atıyorlar. Kusura bakmayın, sinir bitecektim ama Bekir Ağa bölüğüne atıyorlar. Yok, sinir değil, Bekir Ağa bölüğüne atıyorlar. Ondan sonra bakın, hukukçulara sözleniyorum şimdi. Bir dava bitmiş. Hüküm verilmiş. Kazı-ı muhkeme tespit olmuş. O adam beraat etmiş olan o adam tekrar yeniden mahkemeye çıkarılıyor. Yeni bir mahkeme kuruluyor. Kimden bahsediyorum? Tehcir nedeniyle Kaymakam Kemal Bey'den bahsediyorum. Kaymakam Kemal Bey. Ben arkadaşlar, ben tabii 80-90 yıl öncekileri konuşuyorum, yanlış anlamayın. Kaymakam Kemal Bey yeniden dava açılıyor hakkında ve bu sefer idama mahkum oluyor. İdam. Ve idam sehpaları kuruluyor. Buna rağmen o, hani biraz önce söylediğim fakir muhitlerde yaşayan halk, o gün, idam edilecek gün sabaha karşı o meydanları dolduruyor. Şimdi bir de Refik Cevat'ın bahsettiğim sözünü bir anekdotundan sonra toparlayacağım hemen bir cümleyle. Şimdi böyle damga damga bir şey tablo çizmeye çalışıyorum. Tablo çizerken böyle oradan oraya atlıyorum ama kusura bakmayın. Başka çaresi yok. Şimdi Refik Cevat'la hani basınla ilişkiler dedim ya. Refik Cevat'ın da ne olduğu belli. Refik Cevat da her gün yazıyor Alemdar'da. Hatta Refik Cevat diyor ki bu tutuklananlar için. Nereye tutuklanma diyor. Neymiş tutuklanma diyor. Bunları diyor Galata Köprüsü'ndeki fenerlerin demir şeylerine asacaksınız, direklere asacaksınız diyor. Günlerce orada sallanacaklar diyor.
Bir başka gün diyor ki hatta diyor bunun kütüklerde diyor bunların kafasını kesmek lazım, o kafaları da orada bırakmak. Yani böyle yazılar var. Bugün böyle yazılar var. Yalnız o değil tabii, başkaları da var. Ali Kemal de var. Neyse de bir cevap geliyor şeye. Silivri şeye, Şişli'deki eve. Şişli'deki evde konuşuyorlar. Refik Cevat da, şimdi Mustafa Kemal'e karşı da bir basında ve halk kitlelerinde falan bir saygınlık var. Bu da şeyden geliyor tabii, Çanakkale Savaşları'ndan geliyor. Bir de hiç kimseye boyun eğmemesi, iddiatçılarla çok yakın olmaması. Biraz önce birinci şeyde de söyledim. Şeylerle Almanları hiç benimsememesi dedi. Neyse Cevat Abbas'la konuşuyorlar. Cevat Abbas ona devamlı şeyi soruyor, Çanakkale'yi soruyor. Lan tam artık ayrılacaklarsa da Mustafa Kemal diyor ki, Cevat, Efe Cevat Bey, her şeyi güzel sordunuz da size bir şey daha bana sormanızı isterdim. Nedir diyor. Etiyor yani bugünkü koşullarda ne yapacağız diye bir soru sormanızı isterdim diyor. Bunun amacı şey yap, basında muhakkak şey yap, yer almasın istedim. Sorayım peki diyor, soruyor. Ondan sonra soruyor diyor ki Efe Cevat Bey, Refik Cevat Bey, sizin bildiğiniz gibi değil bu işler. Eğer düzenli bir sistem kurulursa, halka her şey anlatılırsa, Konya'dan başlayarak, Anadolu'dan başlayarak biz yeniden bir hareket yapabiliriz falan artık. Neyse, Refik Cevat Bey de dönüyor gazeteye. Diyorlar ki, ne oldu Refik Cevat Bey? Vallahi diyor kardeşim diyor, biz gittik diyor bu Sarı Paşa'yla diyor konuşmaya diyor. Çok güzel de diyor. Ya bu adam diyor deli olduğunu söylerlerdi diyor. Bu adam deli değil ya, zır deliymiş kardeşim diyor. Ne için diyor? Ya kalkacakmış da diyor, Anadolu'ya gidecekmiş de ordular kuracakmış da bu işleri düzeltecekmiş de İngilizlere yedi düvele karşı bir mücadele verecekmiş. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunlar nasıl bir atmosfer, nasıl bir ruh hali ne ifade etmek. Zaten Refik Cevat daha sonra, 150'lerden sonra geldi, bunları anlattı. Bunları anlattı. Sonra gazeteci ona sordu. Peki bugün de aynı, bugün de böyle söylediğiniz için pişmanlık duyuyor musunuz dedi, diye sordular. O dedi ki hayır. Hayır, pişmanlık duymuyorum. Çünkü ben o gün söylediğimi aynen bugün de söylüyorum. Çünkü Mustafa Kemal'in yaptığı bir mucizedir dedi. Bakın kendisi söylüyor bunu. Şimdi arkadaşlar o zaman toparlayalım. Mustafa Kemal Kürtlerin tabii tarih sahnesinde, zaman içerisinde tarihçiler var, burada hukukçular var. Tabii bilimsel meseleler var. Hiçbir zaman bilimsel olaylar, toplumsal olaylar, böyle tesadüflere, kaderlere şey yapılamaz. Onlarla anlatılamaz. Ama şu da var ki bazen 200 yılda bir, 300 yılda bir toplum, bir millet, bir dahi yetiştiriyor. Mustafa Kemal'in yetişiminde en önemli unsurlardan biri ta orta şeyde, lise sıralarından itibaren harbi akademiden itibaren kafasını devamlı olarak Türkiye'nin, Osmanlı'nın, devletin kurtuluşuna o konular üzerinde çalışmış, o konular üzerinde daima düşünmüş, arkadaşlarıyla tartışmış. İki, müthiş bir zeki, müthiş bir akıl ve müthiş bir irade kabiliyeti artı müthiş bir değerlendirme, durum değerlendirmesi yapabilir. İşte böyle bir lider, böyle bir lider olması bizi Samsun'dan başlayan ve başarıyla sonuçlanan bir noktaya götürdü. Bakın, şimdi o mücadeleye beraber başlayan arkadaşlar sonunda Cumhuriyet'in kuruluşunda birbirlerinden ayrıldılar. Birbirlerinden ayrıldılar. Şimdi kimdi bunlar? Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Rauf Orbay,
Kazım Karabekir, Ali Fuat Çevresi. Birbirlerinden ayrıldılar. Çünkü onların kafasında böyle bir model yoktu. Onlar diyorlar ki, mesela Rauf Orbay açıkça söylüyor. Kazım Karabekir açıkça söylüyor. Diyor ki olmaz diyor. Bu millet alıştı. Halifeliğe alışmış. Bu millet Cumhuriyet'e alışmış. Padişahlığa alışmış. Ya olmaz. Ya hiç olmazsa sen madem padişahlığı kaldırdın. Hiç olmazsa sen halife ol diyorlar. Olmam diyor. Cumhuriyet'e gideceğiz diyor. Cumhuriyet'e gitti abi. Şimdi bazı yazarlar onun için diktatör nitelemesini kullanıyorlar. Şimdi Cumhuriyet'e gideceğiz diyor. Cumhuriyet yapıyor. Ve nutukta şöyle söyler. Mücadeleye beraber başladığım arkadaşlarım ihatalarının hududunda bir beni terk ediyorlardı. Biraz açalım. Yani mücadeleye beraber başladığım arkadaşlar akıl yeteneklerinin sınırında beni terk ediyorlar. Benim kabahatim yok diyor. Şimdi ama gerek Rauf Orbay, gerek Ali Fuat Çevresi, gerek Kazım Karabekir. Daha sonra açık ve net olarak şunu söylüyoruz. Evet, biz hepimiz beraberdik. Ama o olmasaydı hepimiz yine mücadele ederdik. Ama o olmasaydı biz başaramazdık. Bunu söylediler açıkça. Hatta gerek Rauf Orbay gerek Ali Fuat Çevresoy açıkça diyor ki o olmasaydı bu çoban ateşlerini biz birleştiremezdik. Birleştiremezdik. Şimdi değerli arkadaşlarım, böylece çok önemli bir değerlendirme yapılıyor. Barolara, hukukçulara tekrar tebriklerimi ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Burada konuşan bütün hocalarımdan çok önemli bilgiler edindim, bilgiler aldım. Ve bu toplantının da Barolar Birliği tarafından bastırılacağını duymaktan da çok mutlu oldum. Sevgiler, saygılar sunarım. Evet, biz Barolar Birliği'ni çok sevdik değil mi başkanım? Yine bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Verdikleri değerli bilgilerden dolayı katılımcı hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onlara plaket sunacağız. Plaketi sunmak üzere Baro Başkanımız Necat Analı ve Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Avukat Berra Besler'i davet ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Nidil İpek. Türkiye Barolar Birliği ve Samsun Barosu'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu böylesi güzel, anlamlı, çok değerli bilgileri içeren bir etkinliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu etkinlik Samsun'un ne olması gerektiğini,
Samsun'un ne yapması gerektiğini, Samsun düşüncesinde nelerin önde olması gerektiğini bize anlatmıştır. Ben konuşmamda söylediğim gibi Türkiye Barolar Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm bize hazırlayan, bunları bize getiren artı değerli hocalarıma, size aydınlat hocalarıma ve bizi sabahtan beri bu zamana kadar içtenlikle, yılmadan bir şekilde beraber olduğumuz, sizlerle burada gurur duyduğumuz ve sabırla bizi dinleyen, bize gurur veren sizlere, ama müsaadenizle şu anda Samsun'u idare eden Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Garnizon Komutanıma ve diğer yetkililere de şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bize kuvvet ve enerji veriyorsunuz. Samsun budur, bu olmalıdır diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ve bugünün arasında olan size şey veriyoruz. Allah razı olsun. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Semerci. Amasya Baro Başkanımız plaketi sunmak üzere geliyor. Sayın Profesör Doktor Mehmet Eztile. Sayın Profesör Doktor Dursun Ali Akbulut. Ahmet Gürel, Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyemiz.
Sayın Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu. Sayın Ali Coşkun. Sahneye davet.